Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Maide suresinden devam edeceğiz. 97 ve 104. ayetleri okuyacağız. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Cealallahu'l Kabe'te el Beytel Haram kıyamen linnas. Allahu Teala Beytül Haram olan Kabe'yi insanlar için onları hayatlandıran, onları ayakta tutan bir esas yaptı. Ve Şehrü'l Haram ve şehri haramı da haram ayı vel hedi ve Kabe'ye kurbanlık götürülen hayvanları vel ve e, bunların gerdanlarına boyunlarına asılan kurbanlık olduklarını Kabe için kurbanlık olduklarını gösterilen gösteren alametleri de insanlar için manevi hayata bir vesile yaptı. Değerli izleyenlerim Kabe yeryüzündeki ilk mabet. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam üç mescide dikkat çekiyor. Bunlardan biri Kabe, diğeri Kudüs'teki mescid Aksa, diğeri de Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebevi. Bunlar için yolculuk yapılmaya değdiğini, buralarda yapılan ibadetin daha da kıymetler olduğunu ifade ediyor. Ve günümüzde elhamdülillah hacca gitme imkanları, umreye gitme imkanları eskiye göre daha kolay. Eskiden belki iki aylık bir yolculukla gidilip gelinebilirken şu anda insanlar on günlüğüne gidip gelebiliyorlar. Uçağa biniyor, üç saat sonra e, ciddede ve e, o şekilde rahatlıkla ibadetini yapabiliyor. Ve gerçekten hacca gidenlerde, umreye gidenlerde manevi müspet yönde değişmeler olduğunu da görüyoruz. Allahu Teala bunları demek ki insanların manevi hayatına birer vesile yapıyor. Kabe'yi görmek, işte yönelmiş olduğumuz Kabe'yi görmenin heyecanını yaşamak, onun yeryüzünde ilk mabet olduğunu düşünmek, oradaki o yoğun manevi atmosferden istifade etmek bunlar gayet güzel şeyler. Ve Kabe küp şeklinde, küp ve Kabe aynı kökten gelen kelimeler Arapça'da küp şeklinde olmasından dolayı ona Kabe denildiği ifade ediliyor. Ve Beytül Haram denilmesi yani Beyt Ev anlamında malum Kabe'ye Beytullah da denilir. Allah'ın evi. Allah'ın evi mecazi bir ifade. Ama burada şöyle bir mana var. Nasıl ki siz büyük bir zatın evine gittiğinizde veya herhangi bir insanın evine gittiğinizde o zat size ikram eder. Gariban da olsa, fakir de olsa kendinde bulunanlardan ikramda bulunur. Ev sahipliği bunu gerektirir. İşte Allahu Teala Kabe'nin Rabbi, Kabe'ye Beytullah denilmiş. Oraya gidenlere de Allahu Teala'nın çok özel ikramları oluyor. Ve işte bu ikramların neticesinde gerçekten oraya gidenler manen temizlenmiş olarak dönüyorlar. Hayatlarında temiz, beyaz yeni bir sayfa açılıyor ve epey manevi gelişmeler göstererek tekrar buralara dönüyorlar. Ve Beytül Haram denilmesi işte Kabe'nin etrafında e, insanlar emniyettedirler. Öyle ki e, bir kimse velev cani de olsa Kabe'ye sığındığında e, canı emniyettedir. Eskiden beri ta Hazreti İbrahim döneminden beri bu uygulanan bir durumdur bu. Ve o bölge daha böyle emin bir bölge olarak ve hazel beledil emin, emin belde şeklinde bu şekilde meşhur olmuştur etrafta insanlar e, huzursuzluk yaşarken, etrafta çetecilik olayları, e, bir takım böyle e, yol kesme olayları varken Mekke'deki insanlar emin bir şekilde yaşamışlardır. Ve Kabe'ye gidenler, Mekke'ye, Medine'ye gidenler gerçekten o manevi atmosferden istifade ettiklerini anlatıyorlar ve gitmeyenlere de şunu söylüyorlar. Bu anlatmakla olacak bir şey değil. Gidin siz de görün. Cenab-ı Hak e, gitmeyenlerimize de gitmeyi nasip eylesin. Ve şehri haram, haram ay, e, işte bu e, Araplarda vardı ama Arapların bir adeti olmaktan ziyade belki de Hz. İbrahim'e dayanan bir şey e, haram ayda e, kendi aralarında problemler olsa bile savaşmak yasak. Ve bu şekilde bu da oraya bir güven kazandırıyor. Öte yandan e, Kabe'ye kurban adamak. İşte umre için gidenler, hac için gidenler orada kurban da kesiyorlar. Ve bu manada kurbanlık takdim etmek bu da yine insanın hayatında önemli bir olay. Ve o kurbanlıkların boyunlarına asılan, kurbanlık olduğunu gösteren alametler bu da yine ayrı bir manevi atmosfer meydana getiriyor. Malum kurban ayı geldiğinde işte İnsanlar kurbanlık hayvanlara bazı alametler koyarlar veya onlara işaretler koyarlar ve böylece o koyunun kurbanlık olduğu anlaşılır. Zalike li ta'lemu bu şunu bilmeniz için enallahu ya'lemu ma fi's semawati ve ma fi'l ard Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Ve <laughs> Allah bi kulli şeyin alim ve her şeyi bilendir. Ve Allah her şeyi bilir. Göklerde ve yerde ne var bilir. Yani zaten gökleri ve yeri yaratan odur. Ela ya'lemu men halak. Yaratan yarattığını bilmez mi? Elbette yaratan yarattığını bilir. Allah da mülkünde cereyan eden şeyleri elbette bilir. Ya'lemu <laughs> biliniz ki en <laughs> Allaha şedidül ikab. Allah'ın azabı şedittir. Ve <laughs> Allaha Allah gafurur rahim. Ama Allahu Teala öte yandan gafurdur, Rahimdir. Bu bir denge meselesi. Yani insan şu dünya hayatında beynel havf ve reca yaşamalı, korku ümit arasında yaşamalı. Allah'ın vafur rahim olduğunu, affedici merhamet sahibi olduğunu düşünüp ümitle dolmalı. Ama aynı zamanda e, azabının şiddet olduğunu da düşünüp onun celalini azametini düşünüp e, ona karşı gelmekten, günahları işlemekten insan sakınmalı. Me alar rasul illel belag. Peygambere düşen ancak tebliğdir. Yani peygamber Allah'ın dinini tebliğ eder. Vallahu ya'lemu ma tubdun. Allah sizin e, izhar ettiklerinizi, dilinizle söylediklerinizi bilir. Ve ma Gizlediklerinizi de bilir. Yani diyelim münafıklar. Münafıklar dilleriyle amenna diyorlar. Dillerine bakarsanız Müslüman. Ama kalplerinde iman yok. Kalpleri iman etmemiş. İşte Allah sizin söylediklerinizi de bilir, kalbinizden geçenleri de bilir. Gül, ey peygamber de ki la yestevil habis ve tayip, habis ve tayip bir değildir. Yani pis olanla temiz olan bir değildir. Ve acabe keketratul habis, o pis olanın çokluğu senin hoşuna da gitse, bu ikisi bir değildir. Şöyle ifade etmeye çalışalım. Mesela bir insan diyelim ticaretle meşgul normal bir kazancı var. Ama ticarette biraz hile yapacak olursa çok kazanacak. İşte bir koyacak diyelim on katı kazanacak. Ama haram bir yol, helal olan bir şey değil. Böyle bir durumda her ne kadar fazla kazanmak nefsin hoşuna da gitse buna tenezzül etmemek gerekir. Günümüzde Pek çok böyle e, suistimaller olduğunu, özellikle gıda sektöründe çok hileler yapıldığını duyuyoruz. İşte toz biberlerin, e, kırmızı biberin içine e, kiremit gibi şeylerden de katmak gibi insan sağlığını ciddi tehdit edebilecek şeyleri yapanlar çıkıyor. Veya e, etin arasına e, böyle e, murdar olan etleri veya domuz etini karıştırmak gibi yapanlar çıkıyor. Bu şekilde kazandıklarını zannediyorlar. Ama ayet-i kerime habis olanın, o pis olanın çokluğu nefsin hoşuna da gitse buna tenezzül etme. Bu manayı bize bildiriyor. Yani bir Müslüman bu gibi gayrimeşru şeylere, pis olan şeylere yönelmemeli. Her ne kadar nefis bunu istese de bunlara tenezzül etmemeli. Fettagullah ya ulil elbab. Ey akıl sahipleri Allah'tan korkun. Allah Teala e, ayetleriyle bu şekilde haramı helali bize gösterdiği gibi aynı zamanda akıl vermiş. İnsan aklıyla da şu faydalı bu zararlı az çok ayırt edebiliyor. İşte bir insan aklını uyuşturmamışsa, aklını iptal etmemişse, aklını nefsin emrine vermemişse bu akıl onu iyi şeylere sevk edecektir. Dolayısıyla aklı başında olan bir insan ben ne diye başkasına zarar vereyim ki kendi karım için insanların sağlığını tehlikeye atamam diye düşünmeli ve e, insanlara zarar verebilecek şeylerden kaçınmalı. لَعَلَّكُمْ tuflihun Bu şekilde e, Allah'tan korkun ki ta ki felaha eresiniz. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ Ey iman edenler! لَا تَسْأَلُوا an اَشْيَاءَ Şöyle şeylerden sormayın. اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ yani size izhar edildiğinde eğer sizi üzecekse böyle şeyleri sormayın. Ve in anha eğer bunlardan sorarsanız hayne yunzelul Kur'an Kur'an nazil oluyorken tübdelekum bunların hükmü size izhar edilir, açıklanır. Afallahu anha Allah onlardan sizi muaf tutmuştur. Yani Allah bunlardan sizi muaf tutmuşken bir takım şeylerle, lüzumsuz sorularla Başınıza iş açmayın ve bir takım yeni mükellefiyetlerle karşı karşıya kalmayın. Bu konuda meşhur şöyle bir olay zikredilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, sahabelerine açıklıyor. E, Ey insanlar hac etmek size farz kılındı diyor. Velillâhi alennâz hiccül beyti men isteta ileyhi Bir yol bulabilen için e, işte Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkı Allah'ın beytini, Kabe'yi hac etmesidir. Ayet-i Kerime bunu ifade ediyor ve Peygamberimiz bunu insanlara açıklıyor. Peygamber Efendimiz bunu açıkladığında sahabeden bir tanesi Ekülle amin ya Resulallah Her sene mi ya Resulallah diye soruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam cevap vermiyor. O zat yine her sene mi ya Resulallah diye soruyor. Peygamberimiz cevap vermiyor. Ee, üçüncü defa her sene mi ya Resulallah diye sorunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bu tarz sualden rahatsızlığını dile getiriyor ve diyor ki e, her sene değil eğer diyor ben her sene deseydim her sene sizin üzerinize farz olurdu. Bu gibi meselelerde ben sizi bıraktığım durumlarda e, siz de beni bırakın bu manada rastgele sorular sormayın buyuruyor. Demek ki Soru sormada da bir adab var ve e, soru sorarken başımıza iş çıkarmamak bu da önemli bir ölçü. Kur'an-ı Kerim böyle bir ölçüyü bize veriyor. Demek ki e, insan Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda soru sormanın da adabını Kur'an ayetlerinde görmüş olacak. Hangi şeyler sorulur, hangi şeyler sorulmaz? Bunları da misalleriyle Kur'an-ı Kerim'de insan görebiliyor. Vallahu gafurun halim. Allah gafurdur, halimdir. Yani siz lüzumsuz şeyler de sorarsınız. Buna mukabil Allah istese e, ağır hükümler getirebilir. Ama Allah yine de bağışlayıcıdır, halimdir. E, hemen bir anda cezalandırmaz. Fırsat verir, imkan verir. E, ama ısrar edilirse de e, neticede cezalandırır. Gad سَأَلَهَا قَوْمٌ min Sizden önceki bir kavim de e, bu tarz şeyler sormuştu. Sımla asbahu biha kafirin ama daha sonra sordukları şeyleri inkar ettiler. Yani kendilerine hüküm bildirildi ama bildirilen hükmü uygulamadılar. Demek ki insanlar bu noktada da imtihan ediliyorlar ve bir kısım kimseler soruyor ama cevabını aldığında cevabın gereğini yerine getirmiyor ve kendine verilen hükmü uygulamıyor. E bu durumda sormanın zaten bir anlamı kalmıyor. İşte peygamber bir merci durumundadır. Sorulur, cevabı alınır. Peygamber varisi insanlar, müştehid insanlar veya dini iyi bilen insanlar bunlar yine bu noktada bir mercidir. Bir meselenin fetvası sorulur ve cevabı alınır. Cevabı alındıktan sonra hükmün uygulanması gerekir. Ama sor, hükmü oran, öğrendikten sonra işine gelmiyorsa yapma. Bu e, hafif meşreplik olur, dini ciddiye almamak olur. Ma ja'al Allahu min bahiretin, ve la saibetin ve la vasiletin ve ham. Allah bu tarz yasaklar getirmedi. Bu cahiliye dönemi ile alakalı bir durumu bize anlatıyor ayet-i kerime. Cahiliye döneminde insanlar Allah'ın helal kıldığı bazı hayvanları kendilerine haram kılmışlar. Bunlardan birisi bahira. Ee, bu eğer bir deve beş defa ardarda doğum yapar, ve son dünyaya getirdiği de e, dişi deve olursa artık bu görevini yaptı deyip o serbest bırakılıyormuş buna bahira deniyor ve artık bu e, kesilmiyor e, buna dokunulmuyor aslında bu kesilmesi helaldir ama onlar kendilerine böyle bir haram meydana getirmişler saibe bu da e, böyle salı verilen anlamında e, diyelim ki bir insan ee, şöyle e, kendine göre bir adakta bulunuyor. Şu hastalığımdan iyileşirsem ben devemi serbest bırakacağım diyor ve artık o deveden istifade etmeyi kendine haram kılıyor. Buna da saibe denilmiş. Vası ile e, bu da yine onların haram kıldıkları e, hayvanlardan bir tanesi ve e, ham bu da e, yine onların haram kıldıkları hayvanlardan bir başkası. Yani bunlar aslında Allahu Teala'nın haram kıldığı şeyler değil. E, diyelim ki 10 e, defa bir koyunun yavrusu olmuşsa artık on, onu kendilerine haram kılmak gibi bu tarz şeyler e, Allahu Teala'nın aslında haram kıldığı şey değil bunlar. Onlar kendi kendilerine haram kılmışlar. Buradan şöyle bir ders e, alıyoruz. Demek ki haram ve helalde ölçü Allahu Teala'nın bildirmesidir. Yoksa insanların kendi kafalarından koyduğu ölçüler onun haram ve helalliğini ortaya koymaz. Velakin nellezine keferu lakin o inkarcılar yefterun alallahi'l kezip Allah'a yalan yere iftira ediyorlar. Yani Allah bize böyle emretti gibi bu şekilde iftirada bulunuyorlar. Ve ekseruhum la yaqilun onların ekserisi akıllarını kullanmıyorlar. Ekserisi derken Demek bir kısmı en azından kendi vicdanında bunun haram olmayacağını biliyor. Allah'ın böyle bir e, yasakta bulunmadığını biliyor. Ama ya riyaset sevdasıyla veya e, işte ben bunu düzgün ifade edersem muhalefet ederler gibi mülahazalarla bunları söylemiyor. Ve izakilelahum ta'alav ila ma enzelallah ve ila'r Rasul. Onlara Allah'ın indirdiğine ve e, peygamberin söylediğine gelin denildiğinde galu onlar derler ki hasbuna ma vecedna alayhi abaana biz atalarımızı ne yolda bulduksa o bize yeter. Yani Allah'ın e, getirdiği ölçülere yanaşmıyorlar. Peygamberin söylediği ölçülere yanaşmıyorlar. Körü körüne atalarımız ne yoldaysa o bize yeter diyorlar. Evvelu kana abauhum Şayet ataları la ya'lemun şeye bir şey bilmiyor velayehdedun ve hidayet üzere değilse bunlar yine atalarının peşinden mi gidecekler? Körü körüne atalarına tabi mi olacaklar? Burada e, şunu görmekteyiz. Allah'ın indirdiğine tabi olmak. İşte Allah'ın indirdiği kitap kitaplar buralarda haram helal belirtilmiştir. Öte yandan Peygamber yine Allah'ın hükümlerini beyan ediyor, açıklıyor. Bunlara tabi olmak varken, kitaba ve sünnete tabi olmak varken, töreye tabi olmak, işte ecdadımız şöyle yapmış deyip onları esas almak, bunlar uygun değil. Eğer törede dine uygun şeyler varsa zaten müşterektir, problem değil. Ama töreyle eğer din birbirinden farklı şeyler söylüyorlarsa bu durumda insana düşen, bir Müslümana düşen töreye değil dine tabi olmaktır. Cenab-ı Hak İslamiyet'i iyi bir şekilde anlamayı, yaşamayı hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.